Fuat Uğur. Ümit Özda, trollerim beni korkutamaz. Bağlamazsam bağlarlar. Üç gündür topluca saldırıyorlar. Ümit Özda da sütre gerisinden izliyor tiyatro emojisiyle. Sosyal medyadaki tüm hesaplarımın altına hakaret, tehdit ve en aşağılık küfürlerle dolduruyorlar. Öyle pis laflar dökülüyor ki foseptif çukuru ağızlarından şaşarsınız. Cibiliyet meselesi. Misal, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını protesto ettiği Rauf Köse'nin Kürt vatandaşlarımıza yönelik o sapıkça ırkçı aşağılamaları haklarında yeterli fikir edinmemizi sağlıyor. Sosyal medya hesaplarından halkı alenen kışkırtmak ve yalan haber yaymakla suçlanan bu ırkçı, Kürtleri tehcir edeceklerinden başlayıp hepsinin veba mikrobu ve cin taifesi olduğuna varıncaya kadar saydırdıktan sonra onları Hz. İbrahim'i e ateşe atan şerefsizler diye hakaret ederek şöyle diyor. Ümit Özdağ Trollü'nün Kürt kızları üzerinden sapık fantazileri. İran gibi yapacağız. Onlarda periyodik olarak vinçler meydanlarda duruyor. Kafalarına göre asıyorlar. Kürtlere belli bir yaşa kadar aşı yapılıp üremeleri engellenecek. Hatta bölgedeki valilere ilk gece hakkı evlenen bütün Kürt kadınlarıyla ilk gün gerdiği girme hakkı tanınacak. Şu sapık fanteziye bakar mısınız? Ümit Özdağ ve teşkilatı iktidara geldiğinde evlenen Kürt kızları için valilere ilk gece hakkı tanıyacakmış. Führer Ümit Özdağ da bu konuda bir kanun hükmünde kararname yayınlar artık rolünü üzecek değil ya. Özdağ tutuklanan Rauf Köse adlı kişiyi mağdur ilan etti. Seçime Yeşil Sol Parti diye katılan eski HDP şimdiki en son adıyla şimdiki son adıyla DHP'nin Kürt seçmenleri aşağıdaki sözlerim size. Oy verdiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu işte bu adamla oturdu. Gizli bir protokol imzalayıp Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı ve MİT Başkanlığı sözü verdi. Nasıl büyük bir tehlikenin eşinden döndüğünüzün farkında mısınız? Allah'tan Erdoğan kazandı. Başınıza neler geleceğini şöyle bir tasarruf edin bakalım şimdi. O 90'lı yılları unlar ardınız. Görüyorsunuz değil mi? Bir aptallığınız nelere mal olacaktı? Tutuklanan sosyal medya provokatörünün sicili. Tutuklananlardan biri B.K isimli kadın avukata yönelik cinsel saldırı suçu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alan eski çalıştığı gazetesi Yeni Çağ tarafından laptop çalmak ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla hakkında suç duyurusunda bulunan bir isim Batuhan Çolak. Sosyal medyada yaydığı yalan haberlerin listesi linkleriyle birlikte yayınlandı. 1. Sosyal medyada Suriyeli bir sığınmacının kavga ettiği izdacının kolunu kopardığına dair yalan haberi yaydı. 2. Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıt İsmail Vartolu isimli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının videosunu Suriye kökenli Türk askeri yalanıyla yaydı. 3. Şırnak'ta akli dengesi yerinde olmayan, siirt nüfusuna kayıtlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ambulans kaçırması olayını Suriyeliler ambulans kaçırdı şeklinde yaydı. 4. Eski ve farklı olaylara ait videoları montajlayarak ÖSO destekçisi Suriyelilerin Türkiye karşıtı eylem yaptığı iftirasını yaydı. 5. Libya'da şehit olan MIT mensubunun kimliğini ifşa etti. Savcılık harekete geçince sosyal medya hesabının çalındığını söyledi. 6. İranlı turistler için hazırlanan Farsça broşürleri Iğdır'da valilik binasına Arapça broşürler asıldı şeklinde bir yalana dönüştürerek sosyal medyada yaydı. 7. 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun bıçaklanması olayını Suriyeli bir genç 11 yaşındaki Türk çocuğunu bıçakladı şeklinde çarpıtarak sosyal medyada yaydı. Aslında hepsini toplasan, çarpıp bölsen bir adam etmez. Sığınmacılarla başladı, Araplar, Kürtler ve Çerkeslerle devam ediyor sadece Kürtleri değil, Çerkesleri de hedefe koydular. Kafkas piçleri ya da sinsi Çerkesler diye afişler hazırlayıp paylaşıyorlar. Beklenen hareket. Ümit Özdağ bu projeyle ortaya çıktığından beri aynı şeyi söylüyorum. Önce sığınmacılar, sonra Arap turistler, Afrikalı turistler, sonra Kürtler, ardından Çerkesler, Lazlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Gürcüler, Romanlar. Ümit Özdağ'ın trollerinin saldırılarının sebebi Geçen perşembe günkü yazım. Ümit Özdağ ve teşkilatını da FETÖ'cülerin akıbeti bekliyor ve o gün uzak değil. Böyle demiştim ve kendisini yurt dışında hazırlanan bu projeyi hayata geçiremeyecek konusunda önemli hatırlatmalarda bulunmuştum. Demek ki iyi anlamamış ne demek istediğimi. Projenin merkezinde FETÖ, dümenin de küresel patronaj var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı konuşmada ülkemizde yaşayan sığınmacıları et etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yaparak sosyal fayatlarını tetikleyerek bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenleri 5. kol faaliyeti olarak tanımlıyordu. 5. kol faaliyetinin en önemli amacı iç savaş çıkarmak, kaos ortamıyla ülkeyi bölmek. Aralarında onların kılığına girmiş FETÖ'cüler de cirit atıyor. Müstafi Amiral Cihat Yaycı'ya katılıyorum. O da bu durumu farklı istihbarat servislerinin desteğiyle yürütülen ve FETÖ'ye ihale edilen kaos planı diye tanımlayarak şöyle dedi Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilge'nin sorularına yanıt verirken. Küresel patronaj seçimlerin hemen ertesinde sığınmacı ve düzensiz göçmen konusunu yeni sosyal karmaşa alanı olarak seçti ve projenin merkezinde FETÖ var. Karanlık ittifak yalan yanlış ve çarpıtılmış haberlerle üreterek iç savaş çıkarmayı, devleti yönetilemez hale getirmeyi ve nihayetinde yönetime el koymayı hedefliyor. Ümit Özdağ önerim bu sevdadan vazgeçip adam gibi siyaset yapması. Kısaca anlaşmanı feshet diyorum.